Merhaba arkadaşlar. Şimdi integral çarpanın konusunu işleyelim. Tanım, m-y dx artı n-y dy eşittir 0 denklemi tam diferansiyel olmadığını varsayalım. Eğer μx'ye çarpı m-y dx artı μx'ye çarpı n-y dy eşit 0 denklemi tam diferansiyel denklem olacak biçimde μx'ye fonksiyonu varsa, bu fonksiyona arkadaşlar verilen denklemin bir integral çarpanı denir. Demek ki bize verilen denklem tam diferansiyel denklem olmayacak. Ancak bu denklemi sıfırdan farklı bir fonksiyonla çarptığımızda denklem tam diferansiyel oluyorsa arkadaşlar bu çarptığımız fonksiyona verilen denklemin bir integral çarpanı deniyor. Şimdi yukarıda verilen tanımda görüldüğü gibi arkadaşlar buradaki 7-1 denklemi bir integral çarpanına sahipse μx'ye şeklinde bu denklemi çarptığımızda demek ki tam diferansiyel denklem olacak. O zaman tam diferansiyel tanımı gereği dx'in katsayısı, şunun tamamı arkadaşlar, y'ye göre kısmi türevinin, dy'nin katsayısı, şunun tamamının x'e göre kısmi türevine eşit olması gerekiyor. Bu durumda da arkadaşlar tam diferansiyelin tanımı gereği de diferansiyeli buna eşit olan bir du ifadesi yazabiliriz ve dolayısıyla da integral almak suretiyle u x'e eşittir c genel integralini bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada tam diferansiyelin tanımından 8-2 ifadesini yazdık. Şu kısmi türevlerimizi açacak olursak arkadaşlar, birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi eşitliğiyle açtığımızda ve bu türevleri açtıktan sonra arkadaşlar μx'li iki tane ifade var. Μx'ye parantezine aldığımızda bakın 8-3 denklemini elde edeceğiz ve bu denklem μx'ye fonksiyonuna göre birinci mertebeden lineer, kısmi türevi bir diferansiyel denklemdir. Bu diferansiyel denklemlerin çözümünün aranması problemi arkadaşlar, en başta verilen denklemin çözümünün aranması problemine göre daha karmaşık olduğunda biz bu denklemin özel durumlarını inceleyelim. İlk özel durumumuz μx'ye fonksiyonu yalnızca x değişkenine bağlı. Yani μx'yemiz arkadaşlar şu şekilde olsun. Bu durumda diferansiyel denklemimizin arkadaşlar şuradaki 8-3'e bakarsak μ'ümüz x'e bağlı olacağı için μ'ünün y'ye göre olan kısmi türevinin ne olması gerekiyor? 0 olması gerekiyor. Şu terim gidecek. Dolayısıyla şu terimler kalacak. Kalan ifadede arkadaşlar d μx bölü μx yani μx'leri bir tarafa, diğer ifadeleri bir tarafa topladığımızda dikkat ederseniz μ'ümüz sadece x'e bağlı olduğu için sol taraf, eşitliğin sol tarafı sadece x'e bağlı. O zaman eşitliğin sağ tarafının da x'e bağlı olması gerekiyor. Bu durumda bu eşitlikten dolayı x'e bağlı bir fonksiyon çarpı dx. Demek ki arkadaşlar 8-4 aslında değişkenlerine ayrılmış bir diferansiyel denklemdir. Her iki tarafın integralini almak suretiyle μx integral çarpanımızı elde edebiliriz. Şimdi aynı şekilde bir de μx'nin sadece y değişkenine bağlı olduğu durumu inceleyelim. Bu şekilde olursa μx'ye fonksiyonumuz arkadaşlar. Bu sefer de μ'nün x'e göre türevi 0 olacak 8-3 denkleminde. Bu durumda bakın bu sefer de sol taraf yine sadece y'ye bağlı, sağ tarafta y'ye bağlı olacağı için 8-5 denklemi değişkenlerine ayrılmış bir diferansiyel denklem olur ve her iki tarafın integralini almak suretiyle arkadaşlar μy integral çarpanımızı şu şekilde elde edebiliriz. Bu iki durum arkadaşlar özel durum demek ki. Bir de arkadaşlar belli bir çözüme bağlı ise μx'ye fonksiyonu şu şekilde, yani μ'nün x'e göre türevini aldığımızda omega fonksiyonuna bağlıysa buradan da zincir kuralı yardımıyla kısmi türevlerimizi alabiliyoruz ve integral çarpanı da elde edilmiş oluyor. Şimdi bu durumda arkadaşlar integral çarpanın varlığı kabul edildi. Ancak bunun bir de ne şekilde olabileceğini araştırılması için bu teoreme ihtiyacımız var. Eğer 7-1 diferansiyel denkleminin diferansiyellenen u eşit ux'i integrali mevcutsa bu diferansiyel denklemin integral çarpanı vardır. Bu teorem sonucunda arkadaşlar biz şu koşul altında u eşittir ux'ye integrali mevcutken integral çarpanına 7-1 denklemimizin sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. Burada teoremimizin ispatı var.
arzu eden arkadaşların buradan okuyacağını düşünerek arkadaşlar, teoremin ispatını geçiyorum. Örnek soru çözümlerimizi anlatacağım. İlk örneğimiz 2x kare artı y dx artı x kare y eksi x dy eşit 0. Diferansiyel denklemin genel çözümünü bulalım. Şimdi arkadaşlar burada dx'in katsayısına m, dy'nin katsayısına n demiştik. M'nin y'ye göre kısmi türevini alırsak 1. N'nin x'e göre kısmi türevini alırsak 2xy eksi 1. Dikkat ederseniz birbirinden farklı. Yani denklem tam diferansiyel denklem değil. Şimdi bu iki kısmi türevi aldıktan sonra arkadaşlar bunlar arasındaki farkı eksi n'ye böldüğünüzde dikkat ederseniz sadece x'e bağlı bir ifade kalıyor. Demek ki bu denklemimiz sadece x'e bağlı bir integral çarpanına sahip. Şu integrali aldığımızda da ne olacak? E üzeri 2 ln x'ten 1 bölü x kare. Bu bizim integral çarpanımız. O zaman verilen denklemi 1 bölü x kare ile çarpalım arkadaşlar. Ve doğru işlem yaptıysak denklemimizin tam diferansiyel denklem olması gerekiyor. Bakın artık yeni denklemimiz bu çarptıktan sonra. Şimdi artık şu ifadenin y'ye göre kısmi türevi 1 bölü x kare. Dy'nin katsayısının x'e göre türevi de yine 1 bölü x kare. Bakın artık bu kısmi türevler birbirine eşit çıktı. Demek ki bu denklem tam diferansiyel denklemdir. Genel çözümü de bu formülle buluyorduk arkadaşlar. M'yi, N'yi yerine yazmak suretiyle bu x'y genel integralini bulmuş oluyoruz. Yine arkadaşlar buradaki ifadenin diferansiyeli almak suretiyle sağlamasını yapabilirsiniz. Şuradaki tam diferansiyel denklemi elde edeceksiniz. Bakın x'e göre kısmi türevi 2 artı y bölü x kare dx. Y'ye göre türevi eksi 1 bölü x artı y dy eşit 0. Demek ki doğru işlem yaptığımızda buradan görebiliyoruz. İkinci örneğimiz bu şekilde bir diferansiyel denklem verilsin arkadaşlar. Bunun genel çözümünü bulmamız isteniyor. Yine dx'in katsayısına m, dy'nin katsayısına n dersek bunun x'e göre, pardon y'ye göre kısmi türevini aldığımızda arkadaşlar şuradaki y çarpımını da içeri attığımızı düşünürsek kısmi türevinden x artı 2y artı 1 gelir. Buranın da x'e göre kısmi türevinden 2x artı 3y artı 2 gelir. Bunlar birbirinden farklı. Yani denklem tam diferansiyel denklem değil. Bu iki kısmi türev arasındaki farkı hesapladığımız arkadaşlar bakın birbirinden çıkarttığımızda dikkat ederseniz x artı y artı 1 kalıyor. Ve onu da eksi m'ye böldüğümüzde 1 bölü y yani ne oldu bu sefer de sadece y'ye bağlı bir integral çarpanı geldi arkadaşlar. E üzeri integral 1 bölü y, e üzeri ln y'den y. Demek ki integral çarpanımız y'ymiş. Şimdi denklemi y ile çarptığımızda bakın yeni denklemimiz bu. Doğru işlem yaptıysak bu denklemin tam diferansiyel denklem olması gerekiyor. Bakalım. Gerçekten de dx'in katsayısının y'ye göre kısmi türevini alırsak 2xy artı 3y kare artı 2y. Dy'nin katsayısının x'e göre kısmi türevini alırsak yine 2xy artı 3y kare artı 2y. Bakın birbirine eşit çıktı. Demek ki bu denklem artık tam diferansiyel denklemdir. Ve yine arkadaşlar burada m ve n'yi yerine yazmak ve integral almak suretiyle uxy genel çözümümüzü elde ediyoruz. Tekrar buradan x'e ve y'ye göre kısmi türevler aldığınızda, onun diferansiyelini hesapladığınızda bu ifadeyi bulabilir, yani sağlamasını yapabilirsiniz. Başka bir sorumuz. Kosinüs x dy eksi 2y sinüs x eksi 3 dx eşit 0. Diferansiyel denklemin genel çözümünü bulalım. Dx'in katsayısıydı m. M burası arkadaşlar. Dy'nin katsayısı kosinüs x'de n'miz. M'nin y'ye göre kısmi türevi eksi 2 sinüs x. N'nin x'e göre türevi de eksi kosinüs x. Şimdi burada arkadaşlar sinüs x affedersiniz. Şurası sinüs x olacak. Aralarındaki fark sadece sinüs x oluyor. Dolayısıyla da eksi n'ye böldüğünüzde arkadaşlar burada kosinüs x kalıyor. Dolayısıyla sadece x'e bağlı bir integral çarpanı elde etmiş oluyoruz. Denklemimize kosinüs x'e çarparsak, bakın yeni denklemimiz doğru işlem yaptıysak tam diferansiyel denklem olması lazım.
Gerçekten de bakın bu ifadenin y'ye göre türevi eksi 2 sinüs x kosinüs x. Şu ifadenin de x'e göre türevi eksi 2 kosinüs x sinüs x'tir. Yani tam diferansiyel denklemdir bu denklem. Yine formülümüzde yerine yazıp integral aldığımızda arkadaşlar şu şekilde genel çözümümüzü elde ediyoruz. Başka bir örneğimiz. Diferansiyel denklemimiz bu arkadaşlar. Burada y'nin türevi kapalı şekilde yazılmış. Bunu açık şekilde yazıp denklemimizi, çünkü biz dx'in katsayısına m, dy'nin katsayısına n diyecektik. Şu halde yazabiliriz denklemimizi. Şimdi artık m'nin y'ye göre kısmi türevi eksi 3x kareye kare artı 1. N'nin x'e göre kısmi türevi de arkadaşlar 3x kare y kare eksi 1. Bu ikisinin arasındaki farkı alırsak bunlar zaten birbirinden farklı arkadaşlar. Şimdi burada m ve n'ye bölerek bir integral çarpımı, yani sadece y'ye sadece x'e bağlı bulamıyoruz. Ancak şöyle bir özelliği var bu denklemimizin. M'yi y parantezine, n'yi x parantezine aldığımızda arkadaşlar geri kalan ifadeler sadece x çarpı y'nin fonksiyonu oluyor. Bakın x kare y kare geliyor. Burada da x kare y kare geliyor. Böylesi durumlarda da arkadaşlar 1 bölü xm eksi yn bizim integral çarpanımız oluyor. Bu ifade de gerçekten 1 bölü 2xy'ye eşit. O zaman denklemi 1 bölü 2xy ile çarparsak, bakın şu denklem artık tam diferansiyel denklem. Gerçekten de görelim. Dx'in katsayısının y'ye göre kısmi türevi x çarpı y. Dy'nin katsayısının x'e göre kısmi türevi x çarpı y. Yani birbirine eşit. Demek ki bu denklem tam diferansiyel denklem. Burada arkadaşlar o x, y fonksiyonunun formülünde yerine yazıp integrallediğimizde şöyle genel çözümümüzü elde ediyoruz. Bir de bazen arkadaşlar farklı şekilde de integral çarpımı soruları gelebilir. Mesela bu soruda x üzeri m, y üzeri n şeklinde bir integral çarpımı aranmamız isteniyor. Denklem bu şekilde verilmiş arkadaşlar. Ve biz bu denklemi m ve n'nin ne olduğunu zaten biliyoruz. Tam diferansiyel olmadığını da biliyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bu tip bir integral çarpanı ararsak m ve n'yi biz bilmiyoruz. Bunu integral çarpanına denklemi çarpıp tam diferansiyel olmasını istediğimiz için m'nin y'ye, n'nin x'e göre türevlerini alıp birbirine eşitleyerek m ve n'yi biz bulacağız. Bakın çarptım denklemi. M'nin y'ye göre kısmi türevini aldım. Burada n'nin x'e göre kısmi türevini aldım. Ve bu iki kısmi türevi birbirine eşitlediğimde m'yi eksi 1, n'yi de eksi 1 olarak buluyorum. Bu durumda o zaman integral çarpanım 1 bölü x çarpı y oluyor. Denklemimizi 1 bölü x çarpı y ile çarparsak bakın şöyle bir denklem elde ediyoruz. Ve artık elde ettiğimiz denklem, bakalım tam diferansiyel olması gerekiyor doğru yaptıysak. Buranın y'ye göre kısmi türevi 2x. Buranın x'e göre türevi kısmi türevi 2x. Eşit birbirine. Demek ki arkadaşlar bu bir tam diferansiyel denklemdir. Ve genel çözümünü de integral almak suretiyle genel çözüm formülünde şu şekilde elde edebiliyoruz.